Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün trafikten 40 adet sizlere çıkabilecek sınav soruları, örnek sınav soruları, banko sınav soruları. 94 üstü almak isteyen tüm öğrenciler, atmış olduğum ehliyet sınav sorularını, örnek sınav sorularını çözüp sınavlarında yüksek puanlar alabilirler. Trafik, motor ve ilk yardımdan. İlk yardım ve motor sorularını paylaştık. Bugün trafik sorularını paylaşıyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 2023 yılında da bu sorular sizlere birebir çıkacak sorular. Bugün sizlerle arkadaşlar öğrencilerimizin 5 yıldızlı mesajlarından Gizem Yılmaz'ın mesajını sizler için paylaşıyorum. 12-7 yani evet 2 gün önce 1 gün önce gelen bir mesaj. 5 yıldızı gurur tablomuza ekledik. Hocam merhabalar, biraz geç oldu ama ehliyet teorik sınavdan 96 aldım. Harika. İşte bizim öğrencilerimizin başarısı. Bakın 96. Sayenizde Allah razı olsun sınıf derslerinde o kadar samimi, neşeli bir ortam oluşturup ders anlatıyorsunuz ki tüm dersler gerçekten hem eğlenceli hem bilgilendirici geçti. Verdiğiniz değişik ve ilginç bilgiler bana çok şey kattı. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah'ım kalbinize, gönlünüze versin. Her şeyi sağ olun. Her daim var olun demiş. Teşekkür ederiz Gizem'e. Harika, mükemmel sonuç istemek başarmanın yarısıdır. İstedin, çalıştın, bizi dikkatli takip edip başarıya ulaştın. 5 yıldızlı öğrencilerimizin arasına girdin. Direksiyon sınavında başarılar diliyoruz demişiz. YouTube Nedim Şeker Akademi kanalını ve YouTube Ehliyet Alıyorum kanalını arkadaşlarına önerirsen, paylaşım yaparsan seviniriz dedik. Hayırlı olsun ve Gizem'e 5 yıldız veriyoruz arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Güzel günlerde kullansın. Başarısı daim olsun. Evet arkadaşlar, sizlerin de mesajlarını bu şekilde tabii ki bekliyoruz. 5 yıldızı gurur tablomuza ekleyeceğiz. Evet. Hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz geldi arkadaşlar. Önemli bir soru. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır? Hemen yukarıdakilere bakalım. 1. Araçların teşkil edilmesi. 2. Sürücü belgelerinin verilmesi. 3. Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar, araçların teşkil belgelerinin verilmesi, trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi, sürücü belgelerinin verilmesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nedir? Görevleri arasındadır. Bakın şu iki de tereddüt ediyor arkadaşlar. İki de tereddüt etmeye gerek yok arkadaşlar. Bu iki de yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz şöyle: kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi, seyir halindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? Durma, park etme, duraklama, trafikten men. Tabii dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Şurada kırmızı ışık yanması diyor değil mi? Kırmızı ışık yandığında ne yapıyoruz? Duruyoruz değil mi? Bakın dur. Kırmızı ışık. Adı üzerinde dur demek. Demek ki direkt nedir? Durmaya girer. Evet, durmadır. Yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işaretinin vermesi, trafik polisinin hareketi, dur hareketi yine nedir? Durmaya. Örnekte cevabımız Adana seçeneği. Hemen 3'e bakalım. 3'te bakın bir şekilli sorumuz var. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak
en fazla kaç saat bu aracı sürebilirler? En fazla unutulmamalıdır ki 24 saat süre içerisinde, değil mi arkadaşlar? Bakın toplamda, daha önce de konuları anlatırken söylemiştim. Toplamda 9 saat araç kullanabiliyoruz. Devamlı olarak bakın toplamda 9 saat, devamlı olarak 4,5 saat. Molamız da 45 dakikaydı. Evet, 45 dakika. Bu molalarımızı 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliyoruz. Burada bize toplam olarak en fazla kaç saat araç sürebilir diye sormuşlar. Dikkat ederseniz bakın İstanbul'dan Erzurum'a hareket eden bir otobüs şoförünü sormuş. 24 saat esasımız var. Tabii ki 24 saat esasımıza göre toplamda 9, devamlı 4,5, mola sayımız 45 dakika. Tabii ki burada verilenlere göre nedir? 9 saattir süremiz Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 4. sorumuza. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? 1. Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak. 2. Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. 3. Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır? Sorumuzda dikkat ederseniz arkadaşlar, trafik levhalarının üzerine çizmek nedir? Kesinlikle yasaktır, değil mi? Yerlerini değiştirmek, görülmelerini güçleştirecek levhaların üzerlerine ben bakıyorum zaman zaman yollarda geçerken, gezerken. İlanlar asılıyor. Levhanın üzerine asmış arkadaşlar. Levhayı kapatacak şekilde. Bunlar kesinlikle yasaktır. Burada her üçü de nedir? Yapılmaması gereken hareketlerdendir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz gelsin. 5. soru. 5. sorumuz şöyle: numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Sorumuz şu: araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, 2. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri, 3. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, 4. görüş alanları dışında kalan yerler varsa görücü bulundurmaları mecburidir. Şimdi burada dikkatimizi ne çekti arkadaşlar? Bakın, 3'te bir püf noktası var. Ne diyor? Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları, değil mi? Şimdi yoldan geçen araçları neden durduruyoruz? Kesinlikle durdurmak bizim nedir? Görevimiz değil. Sen eğer bir yerden çıkıyorsan, durduğun yerden çıkıyorsan sinyalini vereceksin, değil mi? Sinyalini verdikten sonra park ettiğin yerden düzgün bir şekilde ne yapman lazım? Yola çıkman lazım. Yani senin beklemen lazım. Araçları ikaz etmek senin görevin değildir. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar, 3'ün olduğu seçenekleri eleyelim. Bakın, 3'ün olduğu seçenekler yanlış. Sadece Bursa seçeneği kaldı bakın. Evet, bu da yine yıldızlı sınav sorularından önemli soru. Bursa seçeneği doğru cevap. Geçelim. 6. sorumuz trafik levhalarından gelmiş arkadaşlar. Trafik levhalarından önemli sorular geliyor. Şekildeki trafik işaretleri görünce ne yaparsınız diyor. A. Hız sabit tutarım. B. Hız azaltırım. Sola sinyal veririm. C. Hız artırırım, sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur. Şimdi arkadaşlar, unutulmamalıdır ki tehlike uyarı işaretlerinin tamamında, bakın tehlike uyarı işaretleri, tekrarlıyorum. Tehlike, TT, tehlike uyarı işaretleri üçgendir. Tehlike uyarı işaretlerinin tamamında hız azaltılır
ve takip mesafesi artırılır. Geçme yasağına da ne yapılması gerekiyor? Uyulması gerekir. Cevap Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 7'ye. Yine bir trafik işareti şeklindeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. C. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Az önce de belirttiğimiz gibi bakın gevşek malzemeli zemini gördük, işaretimizi gördük. Hızımızı azaltıp takip mesafemizi artırmamız gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. 8. sorumuz yine bir trafik işaretinden gelmiş. Bakın şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bu kez arkadaşlar tehlike uyarı işaretlerinden değil trafik tanzim işaretlerinden gelmiş. Bakın soru sola dönülmez, sağa zorunlu yön, sağa zorunlu yön ve sağa dönülmez. Evet, burada da dikkat ederseniz sola dönüş yasak değil mi? Sola dönüşü ne yaptı? Yasakladı. Cevabımız Adana seçeneğidir. 9'a bakalım. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Nedir bu işaretin adı? Yine tehlike uyarı işaretlerinden yaya geçidi değil mi? Aracın hızını artırması, aracın hızını azaltması, öndeki aracı geçmemesi, ilk geçiş hakkını yayalara vermesi. Tabi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar yaya geçitlerinde öndeki araç geçilmez, geçmemesi gerekiyor değil mi? Evet. Burada da cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen ona geçelim. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir diye bir soru sormuşlar. Burada da bakın İşte açılan köprü, gevşek malzemeli zemin, değil mi? Bisiklet geçebilir ve belli miktarlardan fazla patlayıcı taşıyan taşıtların girmesini yasak oldu. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktamız şudur arkadaşlar. Unutulmamalıdır ki tehlike uyarı işaretlerinin tamamı bakın üçgendir. Burada Adana, Bursa, Ceyhan seçeneğinde verilen işaretlerimiz tehlike uyarı işaretidir. Denizli seçeneğinde verilen yuvarlak olan trafik tanzim işaretidir. Ve cevabımız Denizli seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geçici olarak geri alınır? 3 ay, 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. Tabi burada da asla unutmuyoruz arkadaşlar. Birinci yakalandığı zaman sürücüler 0.50, şoförler 0.20 promilin üzerinde alkollü sayılıyor. Ve ilk tespitte 6 ay süreyle geri alınıyor. Para cezası puan cezasına çarptırılıyor. İkinci defa bakın. İkinci defa tespit edildiğinde ise 2 yıl süreyle geri alınıyor ve para cezası ve puan cezasına çarptırılıyorlar. Üçüncü defa tespit edildiğinde de 5 yıl süreyle geri alınıyor. Yine aynı şekilde para ve puan cezasına çarptırılıyor. Bu da önemli. Buradan mutlaka sınavda soru çıkıyor. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Hemen geçelim 12. sorumuz. 12. sorumuz 70 kilometre saatlik yani 70 ile giden bir araç sürücüsü diyor. Hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 25, 35, 45 ve 50 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar bakın şurada da şekil olarak da size çizeyim. Aklınızda daha rahat kalsın. Şöyle yapalım. Birinci ve ikinci aracımız. Birinci aracımız 70'le gidiyor. Bakın şurada 70'le gidiyor. Ve diyor ki
ikinci araçla birinci araçla ikinci aracın arasındaki mesafe ne kadardır? İki araç arasındaki mesafeyi sormuş. Yani bize neyi sormuş? Takip mesafesini sormuşlar. Takip mesafesi nedir? Takip mesafesi hızın yarısıdır. Tabii bunu özellikle sizler tabii ki biliyorsunuz. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Bakın şuraya da yazalım. Yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği nedir? Kat ettiği süredir. 88-89 sayılarını arka arkaya yine saydığımızda bize takip mesafesini verir. 70 ise hızın yarısı nedir? Bakın hemen yarısı. 70'in yarısı nedir? 35. Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 13'e bakalım. 13'ün sorumuz şekilden gelmiş. Bakın şekilde. Şekle göre araç sürücüsünün, bakın şu aracı sormuş. Aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır demiş. A sola dönüş yapması. Bakalım. Aracın sinyalini verip sola dönüş yapabilir mi? Şu haliyle tabii ki yapar. Bir sıkıntı var mı? Yok. Sağa dönüş yapması. Yine sinyalini verdi. Sağa dönüşünü yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten önündeki sağdaki şu işareti görürseniz sağa ve sola dönüş yapabileceğini bize bildiriyor. Aynı yönde gitmesi, seyretmesi gerektiğini sormuş. Aynı yönde gidebilir mi arkadaşlar? Şu yöne. Evet, dikkat ederseniz burada bakın taşıt giremez işaretimiz var ve karşı yön evet tek yön. Bakın şöyle iki tane çizgi var. İkisi de aynı anda karşıdan geliyor. Yani burası gidişe yasak olan bir trafik şerit değil mi? Taşıt giremez işaretimizi de koymuşlar. Burası aynı yönde seyretmesi kesinlikle nedir? Yasaktır. Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması tabii ki bunu da yapması gerekir. 14. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir. Otomobil, motosiklet, kamyon ve otobüs. Evet. Araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollardaki azami hızı 85'tir. Bakın 85 olanı sormuşlar. Tabii ki burada da 85 kamyonundur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 15'in sorumuz yapısı itibariyle sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? A. Otobüs, B. Otomobil, C. Kamyon, D. Kamyonet. Evet, burada da gördüğünüz gibi insan en fazla 9 oturma yeri olan diyor, değil mi? 9 oturma yeri olan. Evet, hangisidir? Tabii ki arkadaşlar otomobildir değil mi? 9 oturma sürücü dahil 9 oturma yeri, yani 1 artı 8 eşittir 9'sa otomobile girer. 1 artı bakın 1 artı 17 eşittir 18 ise otobüse girer. 1 artı 16, 17 minibüse girer. Kamyon 3,5 tondan fazla yük taşır. Şöyle yapalım. 3,5 tondan fazla. Evet, fazla. Kamyonet 3,5 tondan az yük taşır. Değil mi? Evet, az yük taşır. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 16'ya geçelim. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A. Düşük hızda seyretmesi. B. Çıkışta kullandığı vitesi kullanması. C. Hız azaltmak için frene basması. D. Vitesi boşalarak seyretmesi. İniş eğimli yollarda kesinlikle arkadaşlar ne yapmalıyız? Vitesi boşa almamalıyız değil mi? Vitesi boşa almak demek hem tehlikelidir hem de fazla yakıt yakar. Az yakıt yakmak istiyorsanız iniş eğimli yollarda aracınızı en yüksek vitese takın ve hiç gaza basmadan hafif frene dokunuşla gideceğiniz eğimli yolda 0.2 yani hiç para ödemeden o yolu ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Evet, geçelim hemen 17. sorumuza. 17. sorumuz gelsin. Evet, araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa mola vermelidir, yola devam etmelidir, gözler ovuşturulmalıdır, baş dik tutmaya çalışılmalıdır. Tabii ki arkadaşlar gözleri açık tutmakta zorlanıyorsak ne yapıyoruz? Derhal mola vermeliyiz değil mi? Yani dikkatini toplayamıyorsun, devam ettiğin takdirde kazaya %100 karışırsın. Asla devam etmiyoruz. Mutlaka mola yerine çekiyoruz. Uyuyoruz ve daha sonra kalkıyoruz, dinleniyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hiçbir şekilde hareket etmeden güzel bir şekilde dinlendikten sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sakin bir şekilde. 18'e bakalım. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? A. Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak. B. Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek. C. Selektör yapmak. D. Hızını artırmak. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce unutulmamalıdır ki arkadaşlar, geçeceğiniz aracı mutlaka ve mutlaka güvenli bir şekilde ne yapmanız gerekiyor? Sollamanız gerekiyor. Onun için ne yapmanız lazım? Öncelikle sinyal vereceksiniz. Geçeceğiniz aracın, şeridin güvenli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Sağınızdan ya da solunuzdan, aynalardan mutlaka ve mutlaka gelen araçları ne yapmanız gerekiyor? Takip etmeniz gerekiyor. Burada da geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olunması gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. 19. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A. Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak. B. Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak. C. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. D. Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak. Evet, tabii ki trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak mı? Bu kesinlikle yapılmaması gerekiyor değil mi? Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı ne yapmak? Azaltmaktır esas psikoloji değil mi? Trafik psikolojisinin hedeflerinde birisidir. Adana seçeneği doğru cevap. Geçelim. 20. sorumuz. Bağlantı yolları üzerinde yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? Park etmek, geri gitmek, duraklamak. Bağlantı yollarında arkadaşlar, bağlantı yollarında kesinlikle ne yapıyoruz? Geri gitmek yasaktır. Bakın size bir bağlantı yolu çizeyim. Şurada seyir halindesiniz. Bakın. Şurada seyir halindesiniz. Şöyle bir bağlantı yolumuz var. Şimdi burada geri gitmek nedir? Şöyle geri gitmek yasaktır değil mi? Park etmek, duraklama yapmak yasaktır. Burada hepsini yapmak da nedir arkadaşlar? Yasaktır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet.
Geçelim 21'e. 21. sorumuz yine bir şekil sorusu. Evet, şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü önündeki araç A noktasındayken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? A. Motor gücünü, B. Asfalt kalitesini, C. Takip mesafesini, D. Yakıt sarfiyatını. Evet, burada da 88-89 saymaya başladığı andan itibaren şuradaki araç sürücüsünü sormuşlar. Bakın şuradaki A bir nolu araç sürücüsünü takip mesafesidir değil mi arkadaşlar? Takip mesafesi 88-89'u saydığı zaman motor gücünü, asfalt kalitesini, takip mesafesini, yakıt sarfiyatını diye sormuşlar. Hayır, burada takip mesafesini belirlemeye yöneliktir. Geçelim 22. sorumuz şöyle. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Burada da unutulmamalıdır ki bakın arkadaşlar hemen sağ tarafımızda bir dur levhası var. Adı üzerinde dur kime diyor? Şuraya bir numara diyelim. Şuraya da iki nolu araç diyelim. Bir nolu araca diyor ki dur bak. Yani sen solunda ana yoldaki şuradaki iki nolu araç ana yolda ilk geçiş hakkı kimindir? İki nolu aracındır. Bir nolu araç sürücüsünün önündeki dur levhası de adından da anlaşıldığı gibi durulması gerektiğini bize bildiriyor. Ve takip mesafesine kavşakta geçiş hakkına öndeki aracı geçme kuralına farların kullanacağı yer ve hallere demiş. Neden dolayı olmuş olabilir bu kaza? Tabii ki kavşaklarda geçiş hakkına uyulmadığından dolayı kaza meydana gelmiştir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. 23. sorumuz çok çok önemli bir sınav sorusu. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir numara aracın öncelikle geçmesi. Bakalım bir numara araç geçebilir mi? Hocam geçemez. Neden? Tali yolda. Beklemesi gerekiyor. En son geçecek değil mi? B seçeneğine bakalım. Bir numara aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. Bakın yine bir numara aracı sormuş. Kesinlikle yasak. Tali yolda. Ceyhan seçeneğine bakalım. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Şuradaki aracın diyor bakın 3 nolu aracın ikaz ederek 2'yi durdurması. Doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Çünkü 2 nolu araç nerededir? Ana yoldadır. Ve 3 nolu araç dönüş yaptığı için düz giden araca yol vermelidir. Denizli seçeneğinde 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli. Tabii ki evet 1 nolu araç sürücüsü tali yolda olduğu için 2 ve 3'ün geçmesini beklemesi gerekiyor. Evet unutulmamalıdır ki arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarda ve levhanın olduğu kavşaklar kontrollü kavşak durumuna giriyor. Burada iki nolu araç sürücüsü ana yoldadır. Ana yoldaki araç sürücüsü ilk geçiş hakkına sahiptir. Tali yoldaki araçlar en son geçer ve dönüş yapan araç dönüş yapanın sağındaki araca yol vermelidir. Bakın şurada da her iki aracımız da dönüş yaptığı için öncelikle geçiş hakkı 3 nolu aracındır. 1 nolu araç en son geçer. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde önce 2'yi geçiriyoruz, sonra 3'ü geçiriyoruz, sonra da 1'i geçirmemiz gerekir. Evet, geçelim hemen 24'e. Resimdeki taşıdığım bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Evet, burada da dikkat ederseniz sizin için çok basit bir soru. Banket, ana yol, tali yol, bölünmüş karayolu. Resimde şurada hemen sağ taraftaki işaretin adı nedir arkadaşlar?
Tali yol işaretimiz değil mi? Tali yol işaretimiz. Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim. 25. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünde sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Evet. A. Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. B. Bu halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılır. C. Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar, anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır. D. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir diyor. Bakın. Burada dikkatinizi bir şey çekmiştir değil mi arkadaşlar? Görev hali dışında geçiş üstünlüğü kesinlikle yoktur. Burada bakın serbest diyor. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Evet, bugünkü sorularımız çok farklı sorular hazırladım sizler için arkadaşlar. Hemen bakın 26. sorumuz geldi. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta. Promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 0.20, 0, 30, 0, 40 ve 0, 50. Evet, burada da 0.20 arkadaşlar ticari araçlarda bakın ticari araç yani şoförlerin alkol promil oranıdır. Ticari araçlarda şoförler değil mi? Şuraya yazalım şoför. Şoför. Evet. 0. Bakın 0.30, 0.40 ve 0.50. Evet, 0.20 ticarilerde 0.50'de sürücülerde söz konusudur. Sürücülerde. Yani bizim cevabımız bakın karayolunda araç sürmeleri, otomobil sürücülerinin diyor bakın sürücü, şoförleri demiyor. Şoförleri demediği için ne diyeceğiz? 0.50'dir doğru seçenek. Deniz seçeneği 27. Moleküler tek gözü görmeyen bir sürücü aşağıdaki verilen sürücü belgeli türlerinden hangisini alamaz diyor bakın. Hepsi hangisini alamaz? A M motorlu bisiklet, B A motosiklet, C B otomobil, D D1 minibüs. Moleküler tek gözü görmeyen arkadaşlar sürücüler motorlu bisiklet, motosiklet, otomobil ehliyeti alabiliyorlar ama minibüs ehliyeti alamazlar. Bilginiz olsun. Burada da verilenlere göre cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 28. Evet. 28. sorumuza bakalım. Kalemimizi alabilirsek tabii. 29, 28 pardon. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A. Artış hızına uygun bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. B. Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması. C. Kişilik özelliklerinden kaynaklı riskler. D. Artan stresli ve güç yaşam koşulları. Burada da dikkat ederseniz trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir. Evet. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması düzenlemenin yapılması nedir? Tehdit midir? Hayır, tehdit değildir değil mi? Burada bir olumluluktan bahsetmiş. Evet. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. 29. Aşağıdakilerden hangisi LPG'li motorların üstünlüklerindendir? A. Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
B. Ek yapım maliyeti getirir. C. Bagaj hacmini küçültür. D. Motor performansını bir miktar düşürür. Tabii ki burada da çevreyi kirletme oranı LPG'li araçlarda daha düşüktür. Çevreyi daha az kirletir LPG'li araçlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. 30. sorumuz. Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücü için asli kusurlu sayılacak hallerdendir? Bakın. Asli kusurlu sayılan hallerdendir. Evet. Geçme yasağı olan yerlerde geçmek asli kusur mudur arkadaşlar? Şöyle bakalım. Kesinlikle asli kusurdur. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak asli kusurdur. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. Değil mi? İşte park ettiğiniz yerden çıkarken sinyal vermeden pat diye çıkmak. Değil mi? Diğer araçlara çarpmak. Bu da nedir? Asli kusurdur. Mutlaka sinyalimizi veriyoruz. Çıkarken dikkatli çıkıyoruz. Evet. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek yine nedir? Asli kusurdur. Burada hepsi asli kusurdur arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneği. Yıldızlı sınav sorusu bakın. Asli kusurla ilgili bütün detaylı bir şekilde burada toplanmış bir soru. 31 bakalım. Otoyolla ilgili bir soru gelmiş. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Çıkarken otoyoldan çıkıyorsunuz. Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi, ayrılma şeridi. Unutulmamalıdır ki arkadaşlar otoyola girerken hızlanma şeridini, otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Şurada bakın otoyola giriş bir noktamız var. Buradan girerken hızlanma şeridini kullanıyoruz. Burada ise şu araçların bulunduğu nokta bakın dikkat edin şuradan araçlar seyir halinde otoyoldan çıkacaklar değil mi? Otoyoldan çıkarken sinyalimizi veriyoruz sağ tarafa veriyoruz ve otoyoldan çıkacağız. Otoyoldan çıkarken de yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Bakın şurada adı üzerinde yavaşlama ayrılma şeridi değil mi? Bakın ayrılma şeridi evet. Otoyollarda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak nedir? Yasaktır. Otoyolda da asgari hızımız arkadaşlar şu anda 40, azami hızımız 130'dur. Ve yap işlet devret otoyollarında ise bu hız 140'tır. Evet, normal karayollarının işletmiş olduğu otoyollarda ise azami hızımız 130'dur. Azami demek en yüksek hız demektir. Evet. Şurada da otoyolun giriş noktasını görüyorsunuz. Evet. Giriş tabelamız. Eğer üzerindeki iki kırmızı varsa artık otoyolun bittiğini bize ne yapıyor? Bildiriyor. 32'ye geçelim. 32. sorumuz çok çok önemli. Banko sınav sorularından arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklardan gelmiş. Az önce de kavşaklarla ilgili sorular çözdük. Tabelalarımız vardı. Burada ise herhangi bir işaretimiz yok. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde unutulmamalıdır ki dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın en son geçer. Bir numara. Düz giden araçlar herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Bakın. Şöyle yapalım. Şurada 2 nolu ve 3 nolu bir aracımız var. Burada geçiş hakkı sırasına göre öncelikle bakın 2'nin sağında 3 nolu aracımız var. Önce 3 numarayı geçiriyoruz. Sonra da 2 numarayı geçiriyoruz. 3-2-1 şeklinde olacak. Cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. 33. sorumuz aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet.
Tabii koltuk ferdi kaza sigortasını sorduğu için arkadaşlar dikkat edersek şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler mutlaka koltuk ferdi kaza sigortasını yaptırmak zorundadır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 34'e bakalım. Verilenlerden hangileri geçiş üssüne sahip araçlardandır? Evet, geçiş üssüne sahip araçlar. Bir de ne verilmiş? İtfaiye araçları verilmiş. İki de toplu taşıma araçlar. Toplu taşıma araçları geçiş üssüne sahip midir? Değildir. Değil mi? Üçüye bakalım. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar. Geçiş üssüne sahip araçlara girer mi? Evet, girer arkadaşlar. Çünkü yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar değil mi? Burada 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 35'e bakalım. 35'in sorumuz yine maddeler halinde otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? A-1 reflektör, 2 ilk yardım çantası, 3 yangın söndürme cihazı. Evet, reflektör nedir arkadaşlar? Reflektör bildiğiniz gibi otomobillerde en az 2 tane olması gerekiyor. Kaza anında dönemeçli yollarda, özellikle arkadaşlar dönemeçli yollarda birinci noktaya 30 metre, bakın birinci noktaya 30 metre sayıyoruz ve reflektörümüzü koyuyoruz. İkinci noktaya da 150 metreyi sayıyoruz ve ikinci noktaya da reflektörümüzü koyuyoruz ki üçüncü bir kaza olmasın, değil mi? İlk yardım çantası da mutlaka otomobillerde bulunması gerekir. Yangın söndürme cihazı da yine otomobillerde 1 tane 1 kilogram, sürücünün hemen yanında olması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Altıya bakalım. Evet. Burada bakın moleküler tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir diyor bakın. Az önce yine molekülerle ilgili hangisini yapamaz, alamaz demişti. Şimdi burada ters bir soru sormuşlar. Tek gözü gören kişiler, bakın tek gözü gören kişiler hangi sürücü belgesini alabilirler diyor. B, C, D, E. Tabii ki B sınıfı, yani otomobil ehliyeti alabilirler. Adana seçeneği doğru cevap. 37'ye bakalım. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya kargo taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlik belgesinin türü aşağı hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada serici 1, serici 2, serici 3, serici 4 şeklinde bakın seçeneklerimiz var. Burada, dikkat ederseniz serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, serici 3 uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı, serici 4 yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı. Tabi bize verilenlere baktığımızda yurt içi eşya kargo taşımacılığı Denizli seçeneğinde doğru verilmiştir. 38'e bakalım. Evet, 38. sorumuz. Karayollar Trafik Yönetmenliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romork ve yarı romorklarda yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? A. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması. B. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. C. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması. D. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olmalıdır. Evet. Kamyon, bakın arkadaşlar. Kamyon, kamyonet, romork ve yarı romorklarda yolcu taşınabilir ama bunun da şartları var, değil mi? Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması diyor. Kesinlikle yanlıştır. Kasa kapakları 90 santim yüksekliğinde olması
Gerekiyor cevabımız Adana seçeneğidir. Otuz dokuzuncu sorumuza bakalım. Hemen evet. Kalemimiz biraz evet nazlanıyor mu? 39. Görselde iki yönlü ve üç şeritli karayolu. İki yönlü ve üç şeritli. Hemen sağ tarafımızda dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar şurada sağ tarafımızda bir ne var? Trafik levhası var değil mi? Evet. Trafik levhası var. Evet. Görselde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar vermiştir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüler hatalı sollama yapmaktadır? Bakın şurada evet. 2 ve 3 şeritli bir yolumuz var arkadaşlar. İki yöne gidiyor ve karşı yönden de araçlar geliyor. Şöyle yapalım. Burada hangileri hatalı davranışta bulunmuştur diyor arkadaşlar. Bakın. Bir numara çizginin üzerinden gidiyor. İki de karşıya geçmiş. Yine bakın şöyle yapalım. Karşı yönden gelen trafiğin olduğu bölüme geçmiş. Hangileri yanlış yapmıştır diye sormuş. Tabii ki 1 ile 2 numara yanlış yapmıştır. Adana seçeneği doğru cevap. Artık son sorumuza geldik arkadaşlar. Evet. Kırkıncı soru. Kamyonetin izin verilebilen yüklü ağırlığı en çok kaç tondur? 3,5 ton, 4 ton, 4,5 ton ve 5 ton şeklinde verilmiş. Tabii ki burada kamyoneti sormuşlar arkadaşlar. Kamyonetin yüklü ağırlığı 3,5 tondur. 3,5 tondur. Cevap burada. Adana seçeneğinde doğru verilmiştir. 3,5 tondan fazla olanlar kamyon, az olanlar kamyonettir. Evet. Şöyle geçelim hemen. Evet. Kanalımıza abone olup 2023'te sizlere çıkacak banko ehliyet sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Daha önce atmış olduğum animasyonlu soruların tamamını arkadaşlar çözerek animasyonlu soruları da kaçırmayın. Ve birebir ehliyet sınavlarında çıkacak sorular ehliyet alıyorum ve Nedim Şeker Akademi kanalında ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi sayfasından da bizleri takip ederek sınavlarınızda 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.